Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün elektrikli süpürgemizin temizliğini yapacağız. Peki bu temizliği yapmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyor onu anlatayım. Şimdi şöyle burada eğer tıkanan ve benzeri bir şeyler varsa bunu yıkayabilirsiniz. Ama yıkadıktan sonra kurutmanız gerekiyor. Yine şöyle buradaki borunun içinde bir şey var mı yok mu? Bu boruyu da dilerseniz yıkayabilirsiniz. Şöyle flaşımızı açalım. Göstereyim. Dilerseniz bunu da yıkayabilirsiniz. Ve yine süpürgemizin filtrelerine bakalım. Dilerseniz buna benzer filtreleri de yıkayabilirsiniz. Ve başka neresinde filtre varsa bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Ve en önemlisi buradaki toz torbasını çıkartıp temizleyip yıkamak. Şimdi toz torbamızı çıkartıp temizleyebiliriz. Eğer bu filtreyi yani buradaki toz torbasını yıkamadığınız zamanlarda koku yapabilir. Biraz sonra onu da göstereceğim. Yine buradaki filtremizi şöyle göstereyim. Silkebilirsiniz ya da yıkayabilirsiniz. Biz bunu yıkayacağız şimdi. Şöyle örnek verebiliriz arkadaşlar. Aynı resim çerçevesi gibi bir geçmesi var. Çıkartalım tekrar. Bunu da yıkayacağız. Filtremizin yine içini gördüğünüz gibi burayı da silebilirsiniz. Fazla suyla temas ettirmeden bu şekilde temizliğini yapacağız. Üstünü de silmemiz gerekiyor tabii. Onu da şöyle bir ıslak bezle bu şekilde de silebilirsiniz. Dilerseniz cam sil ve benzeri de olur ya da köpüklü bir bezle de silebilirsiniz arkadaşlar. Ama süpürgenizin herhangi bir yerine bir su temas ettiği zaman kesinlikle kuruyuncaya kadar fişe takmayın. Fişteyse çıkarmaya çalışın. Şimdi toz torbasının temizliğine geçebiliriz. Toz torbamız burada. Buraya daha önceden göstermiş olduğum fermuarı yaptırmıştık. Burayı temizledikten sonra hatta cam kesikleri kesebiliyor ya da başka bir şey kesmiş de olabilir. Buradan almaya çalışırsanız içindeki cam ve benzeri kesici aletler elinizi kesebilir ama buradan daha kolay bir şekilde böyle silkebilirsiniz de veya mesela bu şekilde de alabilirsiniz. Yine aynı şekilde ölmüş bir arının iğnesi dışarı doğru çıktığı için elinize dokunduğu anda o da canınızı yakabilir. Bunun içini temizledikten sonra videomuza devam edelim. Şimdi şöyle göstereyim. Burası bayağı bir şişmiş. O yüzden şuradan biraz daha kaldıralım kameramızı. İçine suyu vereceğiz arkadaşlar. Altını da göstereyim şöyle. Bu şekilde toz torbamızı yıkayabiliriz. Kartonu ıslatmadan. Şöyle göstereyim. Şimdi buraya dilerseniz Fairy ve benzeri gibi bir deterjan yine buradan da yapabilirsiniz. Şöyle bir ovalayalım. Aradaki mesafe kapanmaya başladı. Şu arada
kalan mesafe kapanmaya başladı. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra çıkmayan o kirler de böylece çıkmış oluyor. Şimdi tekrar suya tutalım. Hatta biraz fermuarı kapatıp içinde suyu bekletelim, bakalım nasıl olacak. Onu da denemiş olalım. Biraz da deterjan koyalım. Şekilde toz torbamızda temizlemiş oluyoruz arkadaşlar. Şimdi buradaki karton çıktı. Bu kartonu aldık. Hızlı yapıştırıcıyla kuruttuktan sonra tekrar eski yerine yapıştırabiliriz. Evet, artık daha rahat bir şekilde temizleyebiliriz. Gördüğünüz gibi hala çıkmayan yerler mevcut. Bunu yapmak yerine yeni bir toz torbası da alabilirsiniz ama şu zamanda toz torbalarının fiyatı da gerçekten çok yüksek. Onun yerine evinizde böyle de yıkayabilirsiniz arkadaşlar. Veya makineye de atabilirsiniz. Onda da bir sıkıntı olmaz. Ama içindeki parçalar makineye tıkarsa o zaman makinenizin kokması başlar. Biraz daha yıkayıp videomuza devam edelim. Hatta arkadaşlar makinamızın toz torbasının ömrü bitmiş. Bunu göstereyim size. İçinden çıkan çamura bakın. Bu şekilde şuradan biraz önce gösterdiğim kaçak vardı. Tekrar göstereyim. Yani bu nedenle makineniz çekme özelliğini kaybediyor. Şimdi burayı tekrar göstereyim. Açalım. İçine. Evet. Bu şekilde. Şöyle dört bir tarafını bu çamurlar sarmış durumda. O yüzden yeni bir toz torbası almamız gerekiyor. Şimdi daha temiz bir şekilde gösterebilirim size. Evet, bu iç kısmı gördüğünüz gibi bu tarafı temizledik ama bu taraftaki şeyler duruyor hala. Buradan da açalım. Evet. Buradaki çamurlar da bu şekilde. Şimdi lavabomuz tıkanacak. Bunun farkındayım. Boş boşuna yıkıyoruz ama size göstermiş olayım.
Evet. Artık toz torbamız eski hafifliğine kavuşmak üzere. Çok az şeyler var. Buralarda var mesela bunlar çıkamayan bölgeler. Yani bu şekilde. Yine buralarda kalmış. Süpürgenizin marka modelini yazdıktan sonra internetten bulabilirsiniz ya da ucuzlukçulardan gidersiniz. Orijinal olmayan bir toz torbası alabilirsiniz arkadaşlar. Bizim makineyle beraber yedek toz torbası var mı yok mu emin değilim ama varsa gerçekten çok iyi olacak diye düşünüyorum. Evet, bu şekilde. Artık temiz ama kullanıma müsait değil. Şimdi burayı temizledikten sonra borularımıza geçelim. Şimdi buradaki başlığı yıkayabiliriz. Sağlıklı olalım. Evet. Bunun ucunda da yine gördüğünüz gibi şöyle bir kir. Şu süzgeci koyalım ki tıkanmasın. Burayı köpüklemeden de bu şekilde yapabiliriz. Bunu artık kurumaya bırakabiliriz. Hala olmayan yerler var ama. Tekrar uğraşalım. Şimdi artık kurumaya bırakabiliriz. Şimdi diğer boyutunu şöyle deneyelim bakalım. Geliyor. Bunda çok kir yok ama iki tarafında böyle yapıp bakalım var mı yok mu göreceğiz. Evet. Bunda da çok az. Şöyle göstereyim. Bu tarafın biraz temizlenmeye ihtiyacı var. Artık bu da tamam diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu da kuruması için balkona bırakabiliriz. Bıraktık ve şöyle bir filtremiz vardı. Burayı köpüksüz bir şekilde yıkayabiliyoruz. Ama bu filtremizi şöyle göstereyim.
yıkamamız gerekiyor. Bunu yıkadığımız zaman da tabii ki makinemizin performansı artacaktır. Özellikle mesela bizim önceki süpürgemiz vardı. Bosch, Roam. Üzerinde çok fazla filtre vardı. Ve o filtrelerden biri tıkandığı zaman süpürge tamamen çekme özelliğini bitiriyordu. Dışarıya çok fazla toz vermeyen bir süpürge olduğu için böyle bir filtre özelliği vardı. Evet, şunları da böyle elimizle temizleyebiliriz. Şöyle göstereyim. Burada çıkmayan parçalar var. Bunları bu şekilde taktıktan sonra kurumaya bırakacağız. Ve kuruduktan sonra da burada kalan parçaları daha kolay bir şekilde alabiliriz. Bunu tek başına bırakırsanız çöp zannedip atabilirler. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Şimdi malzemelerimiz kururken biz de evde yedek süpürgemizin toz torbası var mı yok mu ona bakalım. Evet arkadaşlar, toz torbamızın yedeği var mı yok mu diye baktım, bulamadım ve 15 liraya bunu aldım. Üçlü olarak satılıyor. Büyük ihtimal evimizde var ama şu an bulamadık. Şöyle bunun son halini göstereyim. Gayet temiz oldu. Eğer zorunda kalırsanız kullanabileceğiniz bir halde diyebilirim size. Ve yine diğer filtremiz bu şekilde. Artık şimdi süpürgemizin temizlediğimiz parçalarını takabiliriz. Önce bu buradan başlayabiliriz. Ve daha sonra içini ve filtresini takacağız. Önce bu filtreyi takmaya başlayabiliriz. Taktık. Şimdi süpürgemizin toz torbasını yeni almış olduğumu göstereyim. Bakalım olacak mı? Evet. Bu da oldu arkadaşlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yok. Artık süpürgemiz hazır. Son halini bu şekilde göstereyim arkadaşlar. Buralarda biraz çizik var ama ilerleyen zamanlarda o çizikleri de gidermek için boya yapabiliriz. Sprey boya şeklinde. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.